Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz şirin ve şirin minicik 17-18 numara uyumlu bebek babetlerinin yapımını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Görünüm bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi 17-18 numara 0-6 aylık ölçüde. Bu şekilde kendisiyle uyumlu deri bir taban, rengiyle uyumlu deri bir taban tercih ettim. Bu şekilde saç bandı da yaptım arkadaşlar. Yumuşacık. Tam bebeklere uygun. Rengarenk siz de böyle örebilirsiniz. Bunlar bordo. Bordo renk biraz videoda net görünmese de. Bunlar da lacivert. Bunlar da hazır gül tercih ettim arkadaşlar. Yine saç bantlarını da böyle bu şekilde süsleyebilirsiniz. Detaylı şekil gösterdiğime göre dilerseniz anlatıma geçeyim. Evet, ihtiyaç duyacağımız malzemelerimiz 17-18 numara uyumlu dışı deri, içi keçi, bir taban gerekli. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milim tığ kullanacağız arkadaşlar. İp olarak da piyasada bulunan herhangi bir kadife ip tercih edebilirsiniz. Ben tarif defterime taban sayılarını yazdım arkadaşlar. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için bu şekilde yakın tutayım. Beraber tığlayacağız ama yine de not etmek isteyenler için büyük kolaylık olacağını düşünüyorum. Şimdi buradan arkadaşlar tabandan deri kısım bize bakacak. Keçe kısım içeride kalacak şekilde. Bu kısımdan topuktan başlıyorum. Buraya 3 batacağım arkadaşlar. İkinciyi battım. Hemen bu iki yanına iki batıyorum. Buraya da iki. Şimdi hemen yanına bir. Tekli. Hemen onun yanına 2. Hemen yanına 1. Yanına 2. Bu kısmını hemen yanına 1. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tanesine 2 batacağız. 1, 2, 3, 4. Şu kalan 4 taneye 2 batıyoruz. Tam burundaki orta kısma 3. Hemen yanına 1, 2, 3, 4 tanesine 2.
Hemen yanına 4 taneden sonra 1, yanına 2, hemen yanına 1, yanına 2. Şimdi burada 1, 2, 3, 3 tane kaldı. Şimdi buralara da şimdi yine 1. Kalan 3 tanesine de ikili batıyoruz. Evet. Şimdi bitirdik tığlamayı arkadaşlar. Hemen bu başladığımız yerden üzerinden hemen kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve içe bakan dallarını, tek dallarını alarak sık iğne örmeye başlıyorum. İç tarafa bakan. Alıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Kadife ip olduğu için biraz netlik gidiyor arkadaşlar. Diğer babetlerden hatırlayacaksınız. İç tarafa bakan tek dallarını. Bu şekilde bir sıra örelim. Birleştirme yerine kadar gelelim. Evet. Birleştirme yerine geldim. Bu şekilde alıyorum. Kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen dibine bir tane sık iğne batıyorum ve sırasıyla diğerlerinin üzerine de sık iğne örerek devam ediyorum. Bu ilk yaptığımız sırayla beraber bu ikinci sıramız. Bir sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Toplam 3 sıra böyle sık iğne öreceğiz. Hiç eksiltme, artırma olmadan dümdüz 3 sıra örelim. Bağlama yerlerini de gösterdim. 4. sırada buluşalım. O sırada eksiltmeye başlayacağız. Bu şekilde her birinin üzerine sık iğne, çok sıkı örmemeye gayret edin. İp zaten hani örümü de kolay, yumuşak. Bu şekilde normal şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, üst sıra ördüm. Dördüncü sırayı birleştirme yerinden birleştirdim. Yaklaşık 14 tane sık iğne ördüm. Şu ortadan bakarsak arkadaşlar, burundan 1, 2, 3, 4. Dördüncü deliğin hemen başına denk geliyor. Buradan bir işaretleyici ya da bir ip takarsanız arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buradan eksiltmeye başlayacağız. Tığıma hiç dolamıyorum. Alıyorum. Yan tarafa batıp onu da çıkartıyorum. Tığımda toplam 3 tane var. Hepsini birden çıkartıyorum arkadaşlar. Bir eksiltip bir öreceğiz. Şimdi hemen yan tarafına bir tane sık iğne. Yine eksiltiyorum. Şimdi yine sık iğne. Yine eksiltiyorum. Bu üçüncü. Yan tarafına yine bir sık iğne. Şimdi dördüncü. Hemen yanına yine bir sık iğne. Bu beşinci. Yanına bir sık iğne. Bu son. Altıncı eksiltmemiz. Altı tane eksilttim. Hemen yan tarafına bir tane
sık iğne örüyorum. Şimdi buraya da bir işaretleyici takalım arkadaşlar. Şimdi yan kısımlarını dümdüz devam ediyorum. Dördüncü sıramız böyle. 6 tane eksiltme yaptık. Aralarda bir tane. Pardon, burası değil. Buraya batıyorum. Buradan bağlıyorum arkadaşlar. Bağladım. Hemen dibine bir zincir çektim. Şimdi hemen 5. sıraya geldim. Şimdi 5. sırada eksiltme artırma yok. Dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Dümdüz şekilde örelim. Burada koyduğumuz işaretleyicilerimizi bir üst kısma taşımayı unutmayalım. 6. sırada yine bir eksiltmemiz var. Orada buluşalım. Evet. Son sıramız 6. sıraya geldim arkadaşlar. İşaretli yere kadar ördüm. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum. Yine bir eksiltip bir öreceğiz. Hemen buradan başlıyorum eksiltmeye. Hiç dolamadan alıyorum. Üçünü bir çıkartıyorum. Hemen yanına bir sık iğne. Yine eksiltiyorum. İkinci. Yanına bir sık iğne. Yine eksiltiyorum. Yanına bir sık iğne. Dört tane eksilttim. Hemen işaretleyicimi buradan çıkartıyorum. Bir sık iğne. Sık iğne örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Güneş bir gelip bir gidiyor. Görüntüde biraz farklılık olabilir arkadaşlar. Evet. Bağlama yerine geldim. Kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bu ön kısmını bitirdik. Beyninizde böyle bu şekilde düzeltirsiniz. Hiçbir şekilde tabanda kasma, havaya kalkma gibi bir durum olmadı. Bu şekilde şimdi ipimizi keselim. Bant kısmımıza geçeceğiz. Şimdi ipimi kestim arkadaşlar. Bu kısımda alta saklamadım. Bunu buradan yürüteceğiz. Böyle bırakabilirsiniz. Şimdi bant yapacağız. Bant için nasıl ayarlayacağız? Eksiltme yaptığımız yerden hemen bu kısım arkadaşlar görünüyordur. Hemen buradan 1, 2. Eksiltme yaptığımız yerin yanından sayıyorum. 1, 2. İkinci sık iğnenin üzerinden işaretleyici taktım. Bu kısımda yine aynı. Burada da ikinciye taktım arkadaşlar. Şimdi bantın ne taraftan başlayacağız? Bunu bu taraftan başladım. Düğmenin geleceği taraf başlama yerimiz arkadaşlar. Buradan başladım düğme. Bant üzerine geldi. Bunu da bu kısımdan başlayacağım. Döneceğim. Bant bu tarafa gelecek. Bu şekilde hesaplarsınız. Şimdi işaretleyicileri koydum. Şimdi buradan başlayacağız. Çıkartıyorum. Buradan ipimi içeriye alacağım.
Onu da alttan yürüteceğim arkadaşlar. Bir zincir çekebilirsiniz. Şimdi bu şekilde sık iğne örerek ilerliyoruz. İpimizi de alttan yürütüyoruz. Tamam, bu kadar yeterli. Diğerini keselim artık. Bunun da bu kısmını biraz buradan yürüteceğim. Diğerini de alta saklarım yine. Evet, bu işaretlediğim yere de battım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 10 tane zincir çekelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi buradan işaret elimizi tutalım. 3 tane daha zincir çekelim. 1, 2 ve 3. Hemen tuttuğumuz yere buraya batalım. Bu şekilde ilik oluşturacağız arkadaşlar, bu kenar kısmı. 2 zincir çekelim. 2 zincir atlayalım. 1 2 3'üncüye batalım. Bu şekilde ilik yerimizi oluşturduk. Şurada bir botluk oldu. Arkadaşlar burada 3 zincir çektik ya, geldik 3'üncüye battık. İkinciye batalım burada. Bir zincir geri geleceğim ben. İkinciye batacağım. Evet, şimdi daha iyi oldu. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir atlıyorum. 3'üncüye ilik için yer bırakıyoruz. Evet. Bu şekilde daha güzel oldu. Şimdi sık iğne her ilmeğin içine. Bir tane sık iğne. Bantını oluşturuyoruz şimdi. Biraz kayıyor. Evet, bu kısım biraz batması zahmetli oluyor arkadaşlar, ama şimdi bantın üzerine battım. Tam bu köşeye arkadaşlar dönüyoruz artık, bantın köşesine. Bir, aynı yere bir tane daha batıyorum. Dönüş muntazam güzel dursun diye şu bağcık kısmı. İki tane sık iğne aynı yere battım. Ve hemen yan tarafa sık iğne olarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve bitireceğiz babetimizi.
Bu şekilde ilerleyelim. Bu şekilde. Evet. Sıra sonuna geldim. Sonuncu sık iğneyi de ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Kalan iplerimi de toparlayacağım. Bunu alta saklayacağım. Bu fazla bıraktığımız ipimizi. Şimdi bu şekilde bunu saklayayım. Bantımız bu şekilde düğmemizi dikeceğimiz yere denk geliyor. Aynen bunun gibi. Evet arkadaşlar, bir anlatımın daha sonuna geldim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi bebekler için hem hafif hem sıcacık tutacak türden çok kullanışlı güzel bir babet oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.